2018 6. ayın 24'ünde seçim var. Ben 6. ayın 13'ünde Türkiye'ye gittim ve 6. ayın 21'i 22'ye bağlayan geceyi gece saat 2'de Edirne'de bir mitingde bir iki şarkı Kürtçe söyledim. Konuşma da yapmadım. Bir iki şarkı sadece söyledim. Ve gece saat 2'de otobüsü durdurdular. Maalesef beni tek içinde gece saat 2'de bir Edirne içi değildi. Böyle bir dağın dibinde bir yamaçtı. Orada otobüs durdu ve 200 asker fazla vardı. Ve jandarma beni tek başıma orada aldı. Küçücük bir tahtada yapılan bir kulübe vardı. Ve o kulübeye koydular. Sanki bomba bağlamışım gibi bir davranışta bulundular. Orada kadın komutan falan yoktu. Soydular, evet. O duyguyu anlatamam yani. Tek başına 200 askerin içine tek kal. Zor saat, zor anlar geçirdim. Haykırıyorum, ben bir şey yapmadım yani. Ben Almanya'da geldim, Alman vatandaşıyım. Benim herhangi bir suçum yok. Almanya'da kalıyorum, araştırabilirsiniz. Herhangi kimseye katılmadım. Bana böyle bir dosya koydular. Bu dosyaları hepsi imzalasan seni bırakırız. Ben de imzalamadım. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Belki yüzlerce katilin yaptığı olayları üstüme yıkacaklardı. Ve bayağı hırpaladılar beni. Baktılar ki yapamıyorum. 2-2,5 saat fazla orada bıraktılar beni. Ondan sonra ellerimi arkada kelepçe yaptılar. Beni bir askeri arabasıyla Edirne'ye götürdüler. Ve ben 3 günde orada kaldım. Orada hep o TM bana yemek getiriyordu ve orada oda çok küçüktü. Bu koltuğun küçücük şey bu kadar müşambada, böyle uzun müşamba siyahtı. Bir tane de battaniye vardı. Battaniye çok sanki affedersin içine yapmışlar. Battaniye vardı. Ve bir şey yoktu. Ama orada kapı, demir kapı tamamen kapalı değildi. Tel örgü gibi bir şey vardı. Böyle şişlerle yapılmış bir kapıydı. Yani tarafı görüyordum. Ve hep oradan bana yemek getiriyorlardı. İkinci gün, o ikinci yere gittiğim ikinci günü yine bir polis bana bir kahvaltı getirdi. Dedim, polis bey bana kahvaltı geldi dedim. Hayır dedi, bunu da ye dedi. O kahvaltıları güzel değil. O kahvaltıyı yedim. Ondan sonra bayılmışım. Evet. Bunlar zehir varmış içinde. Bayıldım. Hastaneye götürmüşler. Hastanede galiba midemi falan yıkamışlar ama ben kendimde değildim. Bir gün sonra gözümü açtım. Başımda bir tane adam bekliyor. Bir tane de kadın var ama ikisinin üstünde de TM yazıyor. Ne oldu? Burası neresi? Dedim. Dedi bir rahatsızlık geçirdin. Seni hastaneye getirdik. Ondan sonra ve beni tekrar geri oradan aldılar. Elimi kelepçe yaptılar. Beni tekrar o nezarete götürdüler. Bana dediler, işte tanıyorsan biz hepsini getirelim. Ben dedim, tipi böyle böyle bir tip. Dedi, o FETÖ'cü polistir. Dedi, içimizde kalmış. O sana vermiş. Ben dedim, üstünde öyle bir şey yazmıyordu. Yani bilmiyorum. Bu sizin daha bildiğiniz şeylerdir. Ve beni 3 gün sonra da mahkemeye çıkarttılar. Tabii ki onlar orada Fethullah Gülen'in üstüne attılar. Yani Fethullah Gülen gelip orada bana zehir vermez. Mümkün değil bu. AKP'nin polisi olduğu belliydi.
iki kişi kendini göster dedi. Beni iyi tanı, bir de bu bayanı iyi tanı. Dedi, bunlar sana yemek getirirse al, getirmese alma. Ben de dedim ki, öbür ilk hücrede niye bu hücreye getirdiniz madem ki öyle? Orası sizin hücrenizdi, burada Cumhuriyet Karakolu, siz kendiniz söylüyorsunuz dedim. Niye buraya getirdiniz? Buradaki niye beni zehirledi? Yani ben ve o gün bugün benim midem çok ağrıyor. Şu an bu ayın 28'inde hem kalp hem mide tekrar tomografi çekilecek. O günden sonra midem zehirlendi ve bütün etlerim deri kalktı. Ve ben hep midede kusuyordum. Ve acayip bir vücudum deri değiştirdi. Yani bütün vücudumdan deri kalktı. O zehirlemede sonra. Daha sonra avukatlar geldi. Avukatlara söyledim. Dosyayı vermediler. Ne hastaneyi ne dosyayı sakladılar. Hiçbir şey vermediler. Göz altında aldıktan 6 gün sonra mahkemeye çıktım. İlk suçlamalar PKK üyesi. İkinci suçlama Erdoğan'a hareket, hakaret. Üçüncü suçlama Atatürk'e sövmek. Öyle bir şey yoktu. Hele Atatürk'e ben saygı duyuyorum. Yani çünkü adam kendi ülkesine gerçekten o olmuş bitmiş, yani minnetim yok. Kendi ülkesine, kendi halkına çok güzel şeyler yapmış yani. Ben niye o adama hakaret ediyorum? Ölüye, ya benim ailede aldığım terbiye, ölüye hakaret sövmek yok. Yani isterse 100 yıl da versinler. Ben yapmadığım şeyi ben niye ona, ama Erdoğan'a da hakaret etmemişim. Erdoğan'a da yüzüne bir tane bayrak yapmışlar. Ben de o zaman o dönemde 2012-2011 hatta ben o fotoğrafı tıklamışım. Yani o fotoğrafı niye beğendi? Erdoğan'a hakarette 1,5 yıl aldı. Yani ben Erdoğan'a da sövmemişim. Benim aile terbiyem izin vermez. Mahkemeye çıktım, beni yargılayan hakim 20 yaşlarında. Savcı. Savcı bende soru sordu, ben de onda soru sordum. Bana dedi terbiyesizlik yapma, sus dedi. Savcı bey dedim, senin yaşın 20-21 yok. Sen galiba okula gitmemişsin dedim. Ben senin annenin yaşındayım. Sen bana terbiyesiz diyemezsin. Ve dedi 15 yıl hakime dedi 15 yıl ile istemiyle beni yargıladı savcı. Hakimde tutuklama yani dışarı değil içeride tutuklama kararı verdi. Ve sonra da beni cezaevine götürdüler. ...22'de yakalandım. İşte 8 gün sonra... ...6 gün sonra cezaevine gittim. Cezaevine gittim. Edirne kapalı cezaevi. Orada... cezaevine gittiğim zaman yani nasıl bir insanlarla karşılaşacağım, nasıl bir ortam olduğunu bilmiyordum tabii ki. Ve beni orada askeriye, gardiyanlara teslim etti. 7 tane gardiyan vardı orada. İmza falan aldılar, bilmem ne, bilmem ne. Sonra beni küçücük bir odaya götürdüler. Ben zaten... Tek bir incecik elbise üstümde, naylon, sahne elbisesi. O da kaç gündür yıkamamışım, yani üstümde bir şey yok diyebilirim. Beni odaya koydular, soyun dedi. Ben soyunmadım, dedim zaten ben soyunmuşum, bende üstümde bir şey yok. Elbisemi kaldır, her şeyi görürsün, bir şey yok bende. Hayır dedi, soyulacaksın, ben soyunmam dedim. Asla soyunmam. Ondan sonra 3 tane gardiyan geldi. Soyunmayı dedi sana gösteririz. Ve her birisi bir elimi tuttu. Birisi de başımı tuttu. Zaten o elbise üstümde çıkarttılar. Ve beni bir küçücük böyle bir oturaksa
tahtada sandalye vardı. Oraya oturturdular. Elinde bir tane elinde beyaz şey vardı, eldiven vardı. Bir gardiyan bir bacağımı aldı, bir gardiyan bir bacağımı, biri de elimi böyle arkada elimi aldı, başımı zorladı. Öbür gardiyan geldi, var oldukça elini ana rahimime koydu. Ana rahimimde eroin arıyormuş ve kanlar içinde kaldı. Sonra beni oradan aldılar. İşte o koğuşa götürecekler. Dediler burada PKK'lilerin, Kürtlerin, tutuklu erkeklerin koğuşu var. Dedi Kürtlerin koğuşu yok. Önce beni götürüp bir tane hücreye koydular. Hücre 1,5 metre vardı. Penceresi yoktu. Tek bir tane yatak vardı içinde. Kapı da demirdi. Ve benim de astımım vardı. Ben kapalı yerde kalamıyorum. Ve nefes almayınca kapıya vurdum. İki tane gardiyan geldi. Dedim nefes alamıyorum. Burası çok havasız. Herhangi hava alacağım bir yer yok. Benim dedim şeyim astımım var. Ben Alman vatandaşıyım. Dedim bana bir şey olursa çok büyük sorumluluk üstlenirsiniz. Ve bir de çok kan gidiyor. Bana şey getirdi, bu tuvalet bezi getirdi. O onun da hal olmadı. Sonra dedi hemen acil doktora gösterelim. Sonra orada beni doktora götürdü. Doktor baktı, doktor dedi çok aşırı yırtılma var. Dedi ilaç falan yaptı, bir şeyler yaptılar. Orada da aldı işte dedi bir koğuş var dedi FETÖ'cüler yatıyor. FETÖ'cüler kim bilmiyordum o zaman. Dedi işte FETÖ'le gülenlerin bayanları kalıyor. Dedi sen onların içine gidersen dedi bunlar seni öldürecekler. Ben dedim niye bunlar insan değil mi? Niye beni öldürsünler? Zaten siz beni öldürmüşsünüz ben... Zehirlediniz, ana rahimimi çıkarttınız. Yani dedim onların ölümü başka bir çeşit ölüm daha mı var dedim. Dedi biz seni oraya göndermeni istemiyoruz. Sen Alman vatandaşısın, ölürsen üstümüze kalırsın. Ben de dedim yok, benim bildiğim kadar insanlar, insan. Giderim dedim, bu havasızlık yerde öleceğim dedim ya da siz beni öldüreceksiniz. O zaman dedi biz müdüre söylememiz lazım. Senin bir kağıt imzalaman gerekiyor. Kağıt geldi. Kağıtta diyor ki eğer ki içerideki FETÖ'cüler beni öldürürse devletin herhangi bir suçu yoktur. Bu cezaevindeki herhangi bir suçu yoktur. Ben kendim kabul ettim imzamı atıyorum. Öyle yazıyordu. İmza attım. Hiç korkmadım imza attım. Yani ölmüşüm zaten dedim. Beni öldürmüşsünüz yani. Dedim en azından orada kadınlar var. Bu kanama hakkında bu şey bu bana bakarlar diye düşündüm. Tek başıma hücrede ölürüm ben. Sonra gittim kapı açıldı. Baktım ki önümde 17-18 kişi duruyor ayakta. Tabii ki çok korkuyordum da açık söyleyeyim. Onlara böyle baktım. Herhalde böyle gözyaşım gelmiş korkuda. Baktım ki insanlar başı örtülü, böyle soluma döndüm, baktım orada Kur'an var. Tamam dedim, bunlar bana karışmaz. Şey bana döndü dedi, gardiyan dedi, baktın, içeride gördün, kalmak istiyor musun hala? Yani ölmek istiyorsan kal. Onlar duydu. Dedi niye öldürecekmişiz dedi gardiyana dedi yani niye öldüreceğiz. Çünkü dedi bu da öbür teröristtir dedi bu da PKK teröristidir dedi. Siz de dedi FETÖ teröristisiniz dedi. Kadın dedi orada bir tane uzun boylu bir kadın vardı ismi Emine'ydi. Dedi biz insanları öldürmeyiz biz insanları yaşatırız. Siz insanları öldürüyorsunuz.
Dedi sen, o onlar biraz ağız tartışması yaptılar. Ben dedim kalacağım. Ondan sonra o kapılar şah kapandı. Ve ben kapının arkasında 2-3 dakika durdum. Yani adım atamıyordum, dizlerim titriyordu. Zaten çok kan kaybetmiştim. O Emine geldi, elimi tuttu. Sen galiba dedi çok korkuyorsun. Demek ki rengim çok bembeyaz. Zaten kanamada rengim beyaz olmuştu. Ama demek ki daha da çok şey olmuştu. Sen dedi korkma bacım dedi. Bunlar yalan söylüyor. Dedi biz de insanız dedi. Biz terörist de değiliz. Sen de terörist değilsin dedi. Bize bunu yaşatan teröristtir dedi. Hiç korkma bizden. Öyle deyince böyle şimdi açıldı. Bir tanesi daha kalktı geldi. Ona hoca diyorlardı. Ben onun ismini bilmiyorum. Ona hoca, hocamızdır. Kur'an, devamlı Kur'an okuyordu. O dedi bu hocamızdı. O kalktı geldi. Boynuma sarıldı. Bak kızım dedi korkma bizden. Biz sana zarar asla vermeyiz. Neyse gittim. Baktım çocuk sesi geldi. Böyle ne bu ses? Etrafıma baktım. Dedim burada çocuk mu var? Evet dedi burada çocuk var. Dedim kaç günlüktür dediler. Çocuk daha dedi 15'i bitmemiş. 15 gün falandı. Ben böyle şey oldum çocuk böyle deyince çocuk Allah'ım çocuk da mı burada? O şeyin içinde hemen köşesinde tuvalet, tuvaletin üstü açık. Böyle açık. Sadece böyle tahta koymuşlar. Hafif bir tahta etrafına. O tuvalet bana gösterdi. Dedi bu da yataklarımız. Ama içeri duvarlar 3-4 metre fazla yüksekti. Ne 3-4 metre? Çünkü 2-3 masa üst üste koyduk. Ben üstüne kalktım. Zor o şeyi açtım. Böyle küçücük bir pencere vardı. En azından dedik camı açalım. Önde zaten demirler var. O cam ama koku gitsin. 17 tane yatak vardı içinde. Yataklar hepsi kokuyordu. Hepsi kokuyordu. Sonra beni bir yatağa oturtturdular. Bana da bir battaniye bir de çarşaf kucağıma koymuşlar. Onu aldı kucağımda çıkarttı. Götürdü bana yatak serdiler, hazırladılar. Dedi ben de çok kokuyordum. Çünkü ben o hücrelerde o naylon elbise 47 derece sıcak. Çok ter kokuyorduk yani ister istemez. Bana dediler su yoktur biz senin başını yıkayak. Ama dedi senin üstünü değiştirebiliriz. Bana pijama getirdiler, bana iç çamaşır getirdiler. Elbisem hepsi çok kan içinde kalmıştı. Sıcaktı, kurumuştu, kokuyordu. Çok üzüldüler. Ama dedi sen tek bu işkencede geçmedin. Hepimiz böyle olduk dedi. Hele dedi bu bayan yeni doğum yaptı dedi. Hele gel çocuğa bak. Baktım ki o hoca dedi yok şimdi çocuğu görmez. Ben çocuğun o halde olduğunu bilmiyordum. Bu gece dedi görmezsin. Dedi kendisi de bitkindir. Dedi yatağa uzatın. Ekmek varsa verin yoksa da yapacağımız bir şey yok. Öyle kaldım. Akşam oldu ve bize yemek geldi. Yemek de böyle şeyde kağıttan bu kadar. Her iki böyle. Birer kaşık pirinç pişmemiş. Birer kaşık nohut. Bir dilim ekmek. Başka da bir şey yok. Herkes ekmeğini aldı. Benimkini de önüme getirdi. Ye dedi. Bunu da yemesen ölürsün. Yemek zorundasın. Baktım ki o hocaları dedi yok dedi bende biraz peynir var dedi. O ekmeğin içine koyun verin. Dedi o çok kan kaybetmiş dedi kendine gelsin. Bana o dilim ekmeği peynir koydu verdiler. Ondan sonra kettle vardı küçük bir kettle. Su kaynattılar.
Suda her birisine haftada bir tane içecek suyu satın veriyorlar. Haftada da yarım saat su geliyor. Haftada yarım saat. Başını mı yıkayacaksın? O pis yeri mi yıkayacaksın? İçecek misin? Giyinecek misin? Yani felaket, korkunç bir şey. Ve duvarda 1814'te Osmanlı tarafında ora yapılmış. Yani 14'tir ya 18, tam iyi hatırlamıyorum. Ora yapılmış ve duvarlar çok yüksek. Ve duvarlar o kadar yüksek ki o yükseklikten sonra yol geçiyor. O kadar yerin altında ve çok ten kokuyor, tuvalet patlak. Ve içinde sıçanlar, o şeyler dolu dolu tuvalete çıkıyor. Ertesi gün artık bebek ağladı. Ben dedim, bebeği görebilir miyim? Emin misin? Dedi, görmek istiyor musun? Dedim, göreyim. Hani ağlıyor, benim içim sızlıyor. Ay, bir bebeği gördüm. Aman Allah. Bu ne dedi? Etleri pişmişti. İşte dedi, kim terörist, kim zalim, bu bebek gör yeter. Dedim, valla beni öldüreceklerini söylediler. Onlara açık açık söyledim. Yine de dedim, her şeye rağmen dedim, kağıdı imzaladım. Yani bütün suçu üzerime attım. Dedim, baktım ki gerçekte siz de çok iyi insanlarsınız. Onların hiçbir zararı yoktu bana. Hiçbir zararı. Mesela ben Kur'an okumuyordum. Onlar hepsi Kur'an okuyordu. Onların Kur'an okuma saatleri vardı. Ve yine de günde bir saat bana film izleme, böyle küçücük bir şey vardı, televizyon. Arkası da böyle uzundu. Biz onun önüne böyle naylon kaşık veriyorlar zaten. Biz ona böyle çatal koyunca, kaşık koyunca böyle sisli izliyorduk. Yine de dedi, ses geliyor, izle dedi. Senin psikolojin biraz daha şey olsun. Bana da televizyon izleme iznini verdiler. Alışveriş yaparken hiç ayrım yapmadan benim payımı veriyorlardı. Yani ben onlarda hiçbir kötülük görmedim gerçekte. Ve o çocuğu gördükten sonra ben kusmaya başladım. Üstümde bir tane tülbent vardı. Ve ben gerçekte dedim, bu çocuk mu şimdi dedim, bana gösterdiğiniz. Maalesef dedi, çocuk burada doğdu. Annesinin vücudu hala siyahtı. Hala siyahtı, gösterdi bana. Allah bırakmasın. O kadar ben işkence yedim. Ama o çocuğun işkencesi kadar hiçbir kurşun ciğerimi delip geçmedi. Hiçbir kurşun dünyada. Çocuğun buraları, bu bacak altları hepsi eti kalmıştı. Süt vermiyorlardı, bez vermiyorlardı, krem vermiyorlardı, su vermiyorlardı yıkayak. Allah o çocuğun ahı bırakmaz. Başka bir şey demem. Yani hadi büyüklere işkence yapıyorsunuz. O bebek ne PKK'cı doğdu, ne FETÖ'cü doğdu. O melek. Ve ben o çocuk hala rüyalarıma geliyor. Psikolojim bozuk. Hala tedavi görüyorum. Bir çocuğu, bir insanı görünce ben o çocuğu görüyorum. Allah ahını bırakmasın diyorum. Sonra baktım ki orada yaşam çok zor. Çok çok zor. Yani açlıkta öleceğiz. Avukat geldi. Avukata dedim, acil Alman'ı konsolosu arayın. Alman konsolosu beni burada çıkarsın. Ya da ben intihar edeceğim. Yani artık dayanılmıyor. Su yok, yıkanma yok.
7 günde bir yarım saat su, günde yarım saat havalandırmaya çıkarıyorlar. Ama havalandırma da üstü yine kapalı. Kocaman şişlerle böyle kapalı. Yarım saat küçücük bir yere bizi koyuyorlardı. Biz kendimiz için sevinmiyorduk. Yani yarım saat o çocuk hava alsın diye. Daha sonra Almanlar devreye girdi ve ben bir ay, 4 gün, 5 gün orada kaldım. Almanlar beni orada dilekçe yazdılar, bakanlığa. Beni aldılar. Beni Bakırköy cezaevine götürdüler. Ve o çocuk ne oldu bilmiyorum. Ama o çocuk hala hayatımda çıkmamış. O çocuk hala geceleri benim hayatımda. Bir gün görmesen, ertesi gün kesin görüyorum. Belki şimdi o da çıkmıştır, gitmiştir, belki büyüdü, belki öldü bilmiyorum ama o çocuk hala benim hayatımda. Ve ağır tedavi görüyorum. O ne dikişiydi. Bir Emine'nin adını biliyorum, bir de hocanın. Ve benim bildiğim Manisalıydı. Eşi de müebbet almıştı. Eşi de öyle çok şey değilmiş. Eşi bir okulda şofermiş. Herhalde para falan götürmüş, bankaya yatırmışlar. Öyle bize söyledi. Yani kadın da zaten hiçbir şey bilmiyordu. Okuma yazması bile yok. O Kur'an da okumuyordu, Kur'an da bilmiyordu. O hocayla 2 tane başka kadın okuyorlardı. Kadın çok gençti. Sanırım 2. doğumuydu. Bir çocuğu da dedi 1,5-2 yaşında dedi. O da dedi eşinin amcası varmış Manisa'da. Ona vermişler. Bu da hamile gelmiş, doğum yapmış. Yani ben büyük bir, bunu nasıl unutacağım bilmiyorum. Ben bir Kürt, onlar Türktü. Yani insan, hadi bize yapıyorlar, biz Kürdüz. Yani bize yapıyor, biz, tamam bizden değiller, bizi öldürmek istiyorlar. Ama bir insan kendi ırkındaki yeni doğan bir bebeğe de bunu yapıyorsa, bu insan çok tehlikelidir. Yani Türkiye'nin en büyük tehlikeyi saçan bence şu anki ücbe rejim Erdoğan kendisidir. Ben öyle düşünüyorum. Türkiye hiçbir tehlike beklemiyor. Tek tehlike AKP'dir şu an. Ben öyle görüyorum. Yani orada 4 yıl o cezaevlerin hayatını yaşadım. 1 yıl rehin kaldım. Ve içeride dışarıda bazı taliller yaptım. En büyük tehlike sadece ve sadece AKP-MHP ittifakıdır. Türk halkı için, Türk coğrafyası için, Türkler için, Kürtler için, başka ırklar için. Tek tehlike bunlardır. Ben öyle görüyorum. Ve sonunda da ortaya çıkacak. Türkiye'yi parçalayan, bölen, mahveden o adamdır. Hiç kimse değil.